O kadar yani. Bakalım Galacticos bu ormancı yasaklama furyasından çıkacak mı? Orayı çok merak ediyorum. Ama bu sefer mavi taraf oldukları için Zundra avantajları var. Bakalım alacaklar mı? Syndra'ya gereken önemi vermiyorlar gibi hissettirdiler çünkü. 3'te 3 oldu. Karşılaşmalarda Syndra'nın kazanma oranı %100. Ama bunu daha günün başında söyledik. Evet, yani Dark Passage yasaklar bile belki. Bir tane de yasaklandı değil mi? Bir tane yasaklandı. 3 tane galibiyeti var. Yani bu seri özelinde diğer serilerde olduğundan çok daha farklı şekilde önemli bir şampiyon Syndra. Bakalım DP tarafı yasaklayacak mı? Yasakladı zaten bir öncekinde onlar mı yasaklamıştı? Evet. Galiba onlar yasaklamıştı. Lucian almışlardı hatta. Biz şaşırmıştık. Yine Lucian almayacaklar diye. Bu arada. Yani bu kadar erken orta koridorunu seçmenizin manası yok kırmızı Galacticos tarafta. Galacticos ilk seçim ne istemeli bu senaryoda? Lucian. Ben hala söylüyorum. O da yasaklanabilir bence. Dark Passage bu sefer Viego kaldı. Bu sefer Viego'yu bıraktılar. Olayları Viego'nun üzerine götürmek istiyorlar. En azından hani alacak bir şeyimiz olsun. Viego kaldı mı? Kalmalı. Ya Lucian ya Viego'dan biri kalacak. Ya da Xin Zhao kalacak. Ama bir şey kalacak. Bence Xin Zhao kalacak bu arada. Elremir'e. Fark etmez. Gerekirse aynı senaryo olacaklar yani. Ooo Lucian'ı yasakladılar. Bence çok akıllıca bir hareket. Viego ve Xin Zhao takası DP'nin okey olduğu bir takas bu durumda. Yine Trundle geldi. Aral tamam fark etmiyor ama şöyle üzüldü bunu bu kadar gerçekten desteğe esnetmek istiyorlarsa şimdi en uygun zaman çünkü bu sefer elinde Xin Zhao ya da Viego gibi iki tane ormancılardan iki tanesi var. İhtimal dahilinde bulundurmuş olacaksın hala ama onu. Önden unutma. Kontralamak ve Varus Dark Passage'in çok Viego. Çok rahat ettiği bir şampiyon. Viego'yu tercih edecektir diye tahmin ediyorum burada Typhoon. Evet iki, yani burada tercih yapma hakkı Trundle'la beraber DP tarafına geçti bu iki. Çok kritik iki bu arada Trundle yine ormana gidebilir ve yine erken aşamalarda Viego'yu yeniyor. Hatırlatalım. Varus'un karşısında tercih edecekler. Varus çok rahat. Rubelius sezon önce en iyi şampiyonuydu. 6 maç oynadı en çok oynadı şampiyon. 7 oldu. 5'ini kazandı. Bununla arada, beraber 7-6. Pek bahsedilmez ama Rubelius'un her zaman en çok oynadığı şampiyonlardan bir tanesidir. Eskiden kötü oynuyordu ama artık iyi oynuyor. Ya kötü oynuyor zaten. Dediğin yine çok iyi bir laner'dı. Çok iyi bir koridor oyuncusu yok ama yani bir ama rakibin sonra, üstüne benim gözümde vardı. Canlanan öyle o flashları falan var ama yine o yani hatırlayalım o yenilmez supermassive'i yendikleri zaman Varus oynuyordu ve koridor baskısıyla yendiler aslında. Yine Ziggs'e yöneldiler bu maçta. Oo, Körirelia. Neyle cezalandırılabilir? Esneteceklerse kör değil. Bekletecekler. Şimdi bekletecek, DP bekletecek. DP görmeleri lazım. Onun nerede olduğunu görmek için. Ona göre hareket edecekler. Yalnız şimdi AP'leri olduğu için mesela bir tane de Renekton gibi bir şampiyon alıp veya Set gibi bir şey alıp ikili esnek kullanabilirler. Renekton'u erken seçmek isteyebilir DP o yüzden bu arada. Burası Renekton için... Şu an mesela çok uygun bir ortam. Burası Renekton'u... Aynen öyle. Renekton'u seçecekler. İki tane destek yasaklayıp üçüncüsü kendi istediklerini alacaklar. Ve alt koridorda da Trundle'ı mecburen alt koridora esnetmek durumunda bırakacaklar. Ve o bahsedilen dövüşçü teknik koridorlarda söz konusu olmayacak. Çünkü ormana da Shinjao'yu tercih ederseniz eğer üç tane dövüşçünüz olmuş olacak. Bu da çok istediğiniz bir senaryo değil. Renekton'u ayrıca ileriye karşı her zaman iyi bir seçim. Hep iyiydi yani. Özellikle tabii İrelia kullanan tarafsanız ne yapıyordu? İrelia'yı Renekton'dan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Evet destek yasaklamaları da geliyor zaten. Ziggs'in iyi anlaştığı destekler. Leona gidecek. Leona da muhtemelen. Leona'yı alacaklar. Leona'yı alabilirler tabii öyle de bir durum da var. Braum'u yasaklayıp Leona'yı alabilirler burada isterlerse. Ya da Braum'u... Braum kendileri için İrelia'nın olduğu ortamda, Trundle'ın olduğu ortamda bayağı iyi seçim. Aslında. Evet, içeri giren şampiyonları cezalandırmak için. Hatta evet. Leona'yı yasaklayıp Braum'u alabilirler. Her ne kadar Braum iyi olsa da bu şampiyonlara karşı komboyu bozmuş olursunuz aslında. Rakan'a gitti. Braum'u alacaklar. Rakan Braum'a karşı çok rahat ediyor. Braum'u alacaklar. Leona alsın. Rakip istiyorlar şu anda. Zaten Trundle üstümüze geliyor, İrelia üstümüze geliyor, Leona da gelsin, hepsini yumruklarımızla sersemletelim moduna girecekler o zaman dediğiniz gibi. Yetenek gücü hasarına ihtiyaç duyuyor Dark Passage. Neye yönelirler sizce? Yani herhangi bir kombosu olmadığı için Ziggs'in burada, yani ona güvendiler. Alistar'a gidilecek diye tahmin ediyorum. Burada. Rell? Çalışmaz mı? Rell Ziggs'le hiç iyi olmuyor. Evet. Şeyden dolayı çünkü Rell... Ziggs'ten ayrıldığı zaman Rell de çok kırılgan. Leona gibi hayatta kalamadığı için veya Alistar gibi. Rell'in de başına kötü şeyler geliyor. Trundle'ı desteğe yollasalar o da mı Ziggs'le iyi çalışmaz? Şu an Xin Zhao'yu alıp kullanabilirler bu arada. Trundle'ı desteğe. Evet. Ziggs'le iyi çalışmaz ama en azından Leona'ya karşı iyi bir cevaplar olur. Şu an daha iyi olabilir mesela onlar adına durum.
Irelia ortaya gitti. Irelia'nın karşısına ele gitmek isteyecekler ve bir yetenek gücü şampiyonuna ihtiyaçları var. Rise dışında herhangi bir seçenek yok gibi burada bu arada. Irelia yeniyor mu tüm bu tarz büyücülerin geri kalan? Irelia büyücüleri gerçekten çok rahatsız ediyor ve burada ona karşı hayatta kalabilecek nadir büyücülerden bir tanesi. Evet, Trundle ortaya desteğe gitti. Ormana Olaf gidiyor. Bu bayağı bir snowball olmak zorunda olan bir kompozisyona doğru evrildi. Tabii olursa dakika 15'te maçı bitirebilecekti bu kompozisyon aynı zamanda. Yani Olaf skor istiyor. Irelia skor istiyor. Olaf skor istemiyor. Olaf rakibin hiçbir şey alamamasını istiyor aslında. Yani rakibi uzaklaştırmaya yönelik bir şampiyon. Yapabilecek bir şampiyon. Aynı zamanda kendi takımında bunu snowball'un devamını getirebilecek şampiyonlar da var. Bu arada galiba sezonun ilk akalisi bu DP için. Bakalım Köfte. Evet, hiç oynamamış. Bence Fab oynayacak onu bu bence arada. Bence de Fab oynayacak bu arada onu. Çünkü Irelia'ya rahat bir eşleşme vermek istemiyor. Aslında eski Irelia'yı yenerdi Akali. Fakat şu anda WMAX olma ihtimali olan Irelia'nın hem hasar çıkarma problemi var hem de wave clear'ı daha yüksek olduğu için Irelia'nın erken aşamalarda özellikle Akali'de minyonları temizlemekte çok güçlük çekiyor enerji problemlerinden dolayı. Irelia itme avantajını net bir şekilde Akali'ye karşı alır. Peki Gwen'e karşı nasıl performansı? Çünkü dediğiniz gibi Fab'a verdiler. Ya 6'ya kadar yine herhangi bir şey yapamayacak tabii üst koridorda ama orta koridordaki koridor hakimiyetini kaybetmek üst koridordakinden çok çok daha önemli olduğu için en azından erken aşamalarda orayı kaybetmeyi birazcık daha göze alabilir. Ve ama Akali'nin çok sevdiği bir maç mı emin değilim. Çünkü çok kırılgan şampiyonlar yok. Bir tane Ziggs var sadece. Geri kalan herkes. Ziggs'e gidene kadar da önde 4 kişi var. Aynen öyle. Yani bakalım merak ediyorum. Çok kolay bir maç değil Akali. Kader maçı hangi kompozisyonu daha çok beğendiniz tek cümle? Çok minik Galacticos Ziggs artısından dolayı. Başka hiçbir şey değil yani. Galacticos'un erken oyunu kazanması gerekiyor yarı finale gitmesi için. Bakalım neler olacak. Anezmasına teşekkürler. Seride son maç. Kazanan takım adını yarı finale yazdıracak. Ve seçimlere bir değinelim. Felfebus Akali oynuyor ki ben Felfebus'tan beklemezdim Akali oyunu. Ben ne de çok beklemezdim. Akali'nin zaten Akali'ye kadar işler çok iyi gidiyordu. Akali'den hiç emin değilim ben. Yani en son Hetse de söyledi. Yani Akali için uygun bir kompozisyon değil ki. Yani Ziggs dışında kimin üzerine çok gidecek? Tamam Akali'nin yapabildiği bir sürü şey var da hani ideal değil ortam. Esas beni seçim yasaklamanın başında endişelendiren ya ilk seçimden Trundle hevesi niye bu kadar var? Viego açıkken Trundle'a yönelmek ilk seçimden hakikaten inanılır gibi değil. Ama şu ana kadar bir trend vardı. Syndra alan kazanıyordu. 4 maçta 4 kere. Syndra'yı kimse almadı. Her şey ortada. Bakalım ve karşılaşmaya geçiş yaptık. Artık. Ama MNS'ten de bir Irelia izlemek güzel olacak. Tabii ki. Seride son maç. Ve bu arada ben de bizim ligimizi anlamıyorum. Gwen vadiye indiği günden beri çok iyi durumda. Fakat bizim takımlarımız bir türlü Gwen'e adapte olamadı. Çok geç adapte oldular yani hani seçim yapmaya. Sonra da bir zayıflatma. Zayıflatma aldıktan sonra Gwen seçilmeye başladı. Daha fazla seçiliyor. Oncan da tutuşturur ve ışınlanla oyuna dahil olmuş. Aynı şekilde Fabulous'a da tutuşturlar. Yani Viego açıkken, Viego'yu ilk turda seçen sanki Trundle rakip mi alacak? Alsa ne olacak yani? Ya Trundle'ın belki esnekliğine çok güvendiğinden dolayı tamam. Yönelmiş olabilir. Ama Viego'yu alsan, ormana Viego'yu yollasan Olaf yerine. Of. Erremir orada ormana yardımsız başlayacak. Typhoon da aynı şekilde. İki ormancı da gagalardan başlayacak gibi duruyor. Ve Focus patlayıcı lokumla başlamış seviye 1'de. O da ilginç bir tercih. MNS'ten seviye 1 takası tabii hemen pasifte 4-2 ulaşınca o takası istiyor Irelia. Irelia'nın hangi kostümü bu? Gece bir şeydi sanırım. Emin değil ama. Yani o kostümüne çok benziyor. İyiymiş ya, ben hiç bilmiyorum. İyi kostümmüş ama. Irelia muhafızı zaten... Irelia'ymış, o benim bildiğim Irelia kostümü. Bu arada Irelia benim şu anda en favori şampiyonum. Niye diyeceksin, oynadığımdan değil, becerebildiğimden değil de... Son dönemde acayip lore oynuyorum. Legends of Runeterra. Çok güzel Irelia deckleri var ya. Bir ara TFT'den dolayı da Kalista çok ünlüydü. Şey, muazzam bir Azir Irelia... destesi var Legends of Runeterra'da. Gerçi nerflendi ama hala çok çok etkili ve çok eğlenceli oynaması aynı zamanda.
Bir de Labs var. Orada İrelia'yı alıp işte Gangplank'e karşı falan oynuyorsun. Çok eğlenceli yani. Oynayanlar biliyordur zaten. O yüzden şu ara İrelia'yı bayağı seviyorum yani. Ya sadece Lord'u değil, League of Legends'taki rolü de şu anda sevilir durumda. Yani İrelia özellikle yani değiştikten sonra zaten direkt olarak yasaklanıyordu. Şimdi ufak bir dengeleme aldı. Hala iyi durumda yani. Ya ona söyleyecek bir şey yok zaten. İrelia yani çok uzun süredir metada olsun olmasın oynaması en eğlenceli, en güzel şeylerden, oyuna çok renk katan karakterlerden biri. Fakat ben İrelia'yı hiç oynamıyorum yani. Hani beceremiyorum da oynamıyorum da. Sadece şu son dönemde favorim o haline geldi diye anlamında söyledim. Peki eski haline oynuyor muydun? Hani böyle yani, E'sinin yetenek atışı olmadan ki yani. Hiç. Hiç şey... Trandon Scanner devam mı? Ya var birkaç şampiyonla oynuyorum da abi İrelia için fazla sabırsızım ben öyle söyleyeyim. Yani uçar uçaklı bir yerlere fazla gidiyorum yani. O yüzden vazgeçtim. Çalıştım olmadı. Bu sesler Ziggs'ten mi geliyor ya? Galiba. Abi manyak şey bombacı bir karakter yani. Kafayı yemiş. Ya tabii Ziggs'in de erken aşamaların mana sorunu yaşayacağından dolayı çok fazla seksek bombası kullanmıyor Ziggs oyuncular. O yüzden biraz defansif geçirmek durumunda kalıyor. Ta ki o kayıp cilti alana kadar. Focus'un bir de burada arındır seçimi var. Tabii ilk sebep burada Leona. Onun da haricinde kullanabileceği birkaç yetenek daha var. Tabii Varus ultisiyle beraber alt koridorda iyi bir tercih ama işte Renekton'ın sersemle etmesi. Aynı şekilde Viego'nun o tarz yetenekleri de kullanabileceği bir sihirdar büyüsü. Focus tüm manasını harcadı. O son minyonu da istiyor. Ona da gitti otomatik saldırı yaptı. PBD'yi köşeye sıkıştırmış yani Shavik Atem'i. Yani burada minyonları dondurmasını istemiyor rakibinin. O yüzden... Olabildiğince bir savaş istedi ama istediğini yalnız başardı PBD. Şeyi dikkat ediyor musun? Yani özellikle koridor oynayan yani alt koridor oynayan şeyler... Ziggs'ler genelde dinamik dokumunu çok az kullanırlar takaslar için özellikle. Hı hı. Bayağı Focus sürekli dinamik dokumuyla takas yaptı. Sürekli Varus'u sağdan sola attı falan böyle. Hani seksek bongosuyla genelde yapılmayı tercih eden takasını çok dokumla yaptı. Çünkü ya çok daha garanti bir yetenek. Çok büyük bir alanı kaplıyor. Atış hızı ve patlatma hızı seksek bombasına göre refleks verilebilme ihtimali daha düşük. Ama tabii şey çok mana harcıyor onu kullandığı zaman. Yani kayıp cilt bile yetmeyebilir sürekli kullanıldığı durumda. MNS'de gayet iyi bir minyon skorunda. MNS'de de İrelia görmek güzel be abi. Şimdi Köfte de seviye 6'ya ulaştı. Köfte de seviye 6 olduktan sonra rakibini biraz daha geride tutuyor. Typhoon da buraya yakın ama bir toteme yakalandı Typhoon. Erdem de seviye 4 şu anda. Ve Erdem ile karşılaşıyorlar. Erdem'in çarpı yok. Var. Şöyle bir rakibin üzerine gitti ama orta koridorda MNS üstüne döndüğü için daha fazla rakibin üzerine gitmedi. Tek amaç Yampiri'yi almak orada. Yampiri'yi aldı ve 2 seviye öne geçti şu anda. 2 seviye önde Olaf. Typhoon ne yaptı abi? Şey oyunu bırakıp biraz dinlendi mi? Ya Typhoon normalin biraz gerisin ama Erremir dakika 6'da seviye 6 olmaz ya be ormancı. Nereden buldu bu kadar kaynağı o da ayrı bir konu. Al çalmıştır bir yerden koridordan buradan. Orman rotasına çok odaklanmadım Erremir'in ama rakip ormandan da kaynak almış gibi duruyor. Vallahi bir şeyler de almış orası kesin de. Köftenin de üstüne dönmesi gerekecek. Çünkü bir eşya, net bir eşya farkı var şu anda orta koridorda orada. O da sanırım o demir diş kırbacını bekliyor. 1100 altın. Tabii onu bekleyene kadar da MNS koridoru olabildiğince dondurup rakibini minyonlardan da uzak tutuyor bu noktada. Shavik Atami'den şimdi buzdan sütun gelebilir. Köfte direkt olarak Shavik Atami'nin üzerine gitti. PB de yan tarafta bekliyor şu an. MNS o yüzden pek fazla agresif oyun oynamak istemedi burada. Gerek görmedi.
Ve yani serideki son maç o kadar temkinli ki herkes Second West. Ama İlk 4 maç sanki farklı takımlar arası yapılmış. Galacticos gibi. Yani skor yok ama 606'lık bir fark. Yani resmen bir ilk kanı almış gibi bir altın farkı yarattı. Niye? Orta koridor ve ormanda yaratılan minyon farkından dolayı. Ve öne geçen bir ileriye her zaman harikadır. Her ne kadar öyle ciddi bir üstünlük olmasa da. Evet, dakika 8'de 77 minyonda MNS. Orta koridorda bir takas. W kaçtı orada. Köfteyi sabit etmedi ama gelen hasarın belli bir kısmını engelliyor MNS'te. Şimdi orta koridoru 4 kişilik bir baskın. Tabii orta koridor baskınından ziyade alamet tarafına yönelmek istiyor. Yalnız Dark Passage olay çıkar abi. Olay çıkar. 4 kişi, 5 kişi geliyorlar. Diğer tarafta yalnız Galacticos da 5 kişi olmaya çalışıyor. Focus da yöneldi çünkü oraya doğru. Focus zaten uzaktan ultiyle de en azından etki yaratabilir. Şundan kullanılıyor buraya köfte tarafından. İki tarafta hazır. Focus'tan bir seksek bombası orada Typhoon'u isabet etti. Cehennem bombası alını kapattı. Felfebus arka tarafa gidiyor. Felfebus'un üzerinde 4 kişi var. Ultiyi de bıraktı. İlk kan bu noktada Juvelius'ta. Ama geri dönüş altını da MNS alıyor. Oğuncan'la Felfebus takaslandı burada. Köfte yavaşlatıldıktan sonra sıçrasını kullanıyor. Bakalım üzerine daha gidebilecek mi? MNS köftenin üzerine doğru gitti. Çok fazla sıra aldı MNS'ten. Güzel sıçra. PB'de arada kaldı şimdi. PB'de skoru burada. Focus'a yazılacak. Typhoon az önce kullanmıştı sıçrayı. Ulti ile birlikte uzaklaşabilecek mi bakalım? Peşinde 3 tane Galacticos oyuncusu var. Yalnız gider ayak. Çok iyi bir skor Typhoon'dan. Son anda Ruvelius'ta. Yani... Bütün sihirdar büyüleri kullandı. Yalnız balta tuttu. Balta tuttu. Köfte düşecek yerden köfte beri. Düştü. Diğer tarafta Felfebulus ışınlan da gelmiş buraya. Focus'un hiç manası yok. Sihirli mayın tarlasını bıraktı oraya. O tarlanın içinde kalmak istiyor Remir. Ama Felfebulus skor aldı. Focus da düşürecekler. Focus'u düşürecekler. Düşürebilecekler. Oy, son anda güzel bir sersemletme MNS. İlk skoru buldu. Felfebulus'un çift güçlendirmesi var. Felfebulus'un hasarı yeterli olacak burada skor almak için. Yani yaklaşık 1,5 dakika boyunca süren savaş bitmek bilmedi. 1,5 dakika boyunca süren savaş bitmek bilmedi. Tekrar örneğini görüyoruz. Ziggs ultisi hemen hiçbir şey yapmıyor. Diğer tarafta 4 kişi birden şeyi düşürüyorlar ama arada kalan ilk skoru, yani Dark Passage bir tane skor oluyor ama tamamen Akali'yi kaybediyorlar. Sonra takip, bundan yaklaşık 2 dakika önce bir şey söylemiştin, hatırlıyor musun? İki tarafta çok temkinli diye. Bu savaşta da yani iki tarafta o kadar gereksiz, özellikle Galacticos bu savaşı kazandıktan sonra o kadar uzattı ki. Şurada savaşı bitirmeyi bilmek lazım ya. Typhoon'u da aldın, hadi sonra köfteyi de almayı başardın. Edremir'i şibaltı. Sonra niye devam ettiler? Bunu anlamak güç. Yalnız yine alamet etrafında iki takım da. Buraya yalnız MNS ışından kullanabilir ama Felfebus'un ışınları bekleme süresinde. Bakalım köfte ultiyi açtı. Burada Oncan'ı sersemletiyor. MNS'ten kullanılan bir ışın var. Febun buraya gelmesi zaman alacak. Cehennem bombası. Bu sefer iyi geldi. Alamet alınıyor burada. Birebir bir değişim gördük. Oncan ve Ruve düştü. Bir balta ile birlikte ikinci skorda buluyor Erremir. Köfte de düşecek. Çıkışı yok oradan. Köftenin buradan kaçışı yok dediğin gibi. Skoru da MNS'e bırakabilecekler mi bakalım? Kulede hasar veriyor MNS. Şavikaten ve Erremir orada köftenin peşinde. Skoru da MNS'e bıraktılar. Alamet MNS'te. Skor MNS'te. İki skor Erremir'de. Skorların önemli bir kısmının Olaf'a gitmesini normalde çok çok ister misiniz? Özellikle orta oyunu domine etmek için iyi bir fikir olabilir ama esas tabii MNS'e giden skorlar önemli. Çünkü ileriye bir yerden sonra kontrolden çıkıyor adeta ve o bir yer dediğimiz nokta gittikçe hızlanıyor tabii 3-1-2 olduğu zaman. Ve ayrı getirmeyi birini göndermeniz lazım ileriyenin karşısında. Şu anda köfte çok geri düştü bu takım savaşları başladığından beri. Anormal geri düştü hem de. Zaten 30 milyon geride, 3 skor geride. Ya İrelia ile baş etme ihtimali yok şu anda köftenin. Pebbles da bu arada 2 skor aldı almasını ama Akali öyle baş edebilecek bir şampiyon değil. Ruvelius geride. Herkes geride ya. Ruvelius seviye farkını kapattı en azından. Bir Akali fena durumda değil Dark Pest cephesinde. Altın farkı öyle çok yüksekti ama seviye farkları açıldı şu anda. Ama bu arada Dark Passage aradan bir tane ejder çıkarıyor ki
Gayet iyi. Ya dikkat ettim bilmiyorum ama bu seri özelinde ejderler genelde 12-14 dakika arasında alınıyor ilk ejderler. O da şeyden yani hani yaptık her şeyi nehirdeyiz de gelmişken ejderi de alalım diye. Yani yoksa hiç kimsenin ejderi yöneldiği falan yok. Peki bu seri özelinde bir şey mi bu yoksa artık ejderlerin değeri gitgide azalıyor mu? Bence azalıyor. Yani bu tamam daha fazla önem verenler de var ama kesinlikle azalmış durumda ejderin değeri. Çünkü artık ejder ruhları oyunu kıracak kadar etkili olmuyor. Ve genelde maçlar ejder ruhuna gitmeden önce bitiyor. Evet. Menes'in hala kullanabileceği bir alamet var. Gwen'in de başı alt gardıroda dertli olabilir. Buradan ilk kuleyi almak istiyor Galaktikos. Ki alırlar. Alamet biraz erken kullanılmış olabilir. Bence erken kullanıldı. Yani evet. Zigz'i unuttuk. Hemen patlayıcı lokumla %25 yandan bitirdi işi orada Focus. Yalnız Köfte de Alcordor'dan bayağı bir kaynak buldu kendine. Çünkü Gwen 4 takım Arkşus koridoru girince alt koridorda kalamayacağını anladı. Kuleyi bıraktı mecburen. Fakat sonra şeyin Darkwing'in nerede olduğunu görünce şey yaptı. Bu arada ikinci kafayı da attırmayı başardılar. Bu arada unutmayalım bir önceki yamada ikinci kulelerin altın değeri arttırıldı. Artık ikinci kuleye baskı kurmak da çok daha iyi bir fikir. Focus yalnız hala ilk eşyasını tamamlayamadı. Bakalım bu üste dönüşüyle bitirebilecek mi o da? Artık bitirir. Ya ormandaki fark. Erremir çok ama çok önde. 2500 altın bir fark yakaladı bu arada Galaktikos. Typhoon yeni seviye 1'e indirdi aradaki farkı. Evet, net bir seviye fark var şu an tecrübe puanlarından da görüyoruz. Orta koridorda da bir seviye fark var. Ve Emenes kayacılarını alıp alt koridora inecek. Ekstra kaynaklar almaya devam ediyor. Genelde ormancıların... O seksek bombası nereye gitti peki? O seksek bombası... Şey test o test. Arada bir şey yaparsın ya çalışıyor mu diye. Genelde ormancıların sevmediği bir şeydir. Koridorlarınızın kendi kamplarınızı işte kendi orman kamplarınızdan faydalanması alması. Bilmiyorum Erdem'in ne düşünüyor bu konuda ama herhalde MNS aldığında da pek bir şey demezsin ya. MNS'larsa demezsin abi. Çünkü ver taşıyacağım hocam. Kazandığı altına göre verdiği katkı çok üst düzeyde. Sen hiç görmedin mi tek derecede? Ver taşıyacağım. Orada Erremir yakalandı orada. Ragnarok kullanıyor. Kan içenle de biraz canını yenildi. Sıçrayla uzaklaştı. Typhoon'dan da kullanılan bir sıçra var. Felfebus gelip buraya kadar altında aldı o noktada. MNS'e yaklaşıyor şimdi vuruyor doğru. MNS'ten sıçra ulti. Feb'in canı çok az. Feb düşmek üzere. Son vuruş orada. Focus'tan geliyor. PBD de düşecek. MNS buldu o skoru da. Şavik Atemi devam ediyor. Bakalım yavaşlatabilecek mi köfteyi? Oncan hemen arkasında. Buzdan çok geç geldi. Evet. Ve oradan geçecek aralığı da buldu köfte. Ya skoru... Kevir bir değişim. Erremir skorunu çok erken almış olmalarına rağmen... ...MNS yetişir yetişmez savaşı değiştirmeyi başardı Galaktikos. Çünkü Ferb... ...destek alamadı yeteri kadar arkadan. Ya, şey yakalan... yok çünkü burada. Renekton yok. Renekton sonradan geliyor ışınlanma. Fab çok güzel takip etmiş bu arada. Ama MNS geliyor ve... ...savaşın kaderi değişiyor. Fab tabii... Düşüremeyince fokusu işin rengi de değişmiş. Yani taşıcının burnuna giden Akali'yi istersiniz ama işi bitiremedi Akali. Ve bu can yenilemelere karşı fokustan erken bir küre seçimi. Bilmezlik küresi tercihinde bulunmuş fokus. Bu arada can yenilemelerken diğer tarafta da var özellikle... Şeyde, yani Olaf'ta biraz var ama İrelia'da çok var. Yani şöyle söyleyelim, Ziggs harcı herkese var. Doğru. Güven'in de... Güven'in de var. Özellikle şeyde, bu eşya ile birlikte. Trandon'un zaten pasifi direkt. İkinci alameti de Galaktikos. Burada hanesine yazdırıyor. Az önce az canlı Orta Koridor Kulesi'ni hemen patlayıcı lokunda almıştı Focus. Aldığı kule sayısını ikiye çıkardı Galaktikos. Altın farkı... 3500, 4000'e yaklaşıyor. Ve
Irelia çok ama çok tehlikeli konum durumda. Erramir bırakacak mı Nevzat Hoca'nın soruları? Erramir yolda Fabulous'u bulmuş. Bir dövdü. İşte orta oyunda skor almış olan Olaf çok daha cesur oynayabiliyor. Yalnız alt koridoru 4 kişilik bir baskın var. Burada hemen sersemletildi. Üzerine kitle kontrol yağmaya devam ediyor. Ve buraya kadar altını geldi ama karşılığında bakalım. İki tane inhibitor kulesi şu anda tehdit altında. Orta koridordaki inhibitor kulesini koruyamayacaklar. Patlayıcı lokumu kullanmadı bile Focus. İnhibitörü... Bilerek almıyorlar. Evet, sanırım bilerek almadılar dediğin gibi. Kesinlikle bilerek almadılar. Yani erkip 20 dakikadan önce inhibitörü almak rakibe biraz fazla kaynak vermek olabiliyor. Süper Minyonlar çok ciddi deneyim ve şey veriyorlar. Bir de orta koridor bir şekilde temizlenebildiği için hani mesela alt koridor olsa almayı tercih edebilirdi doğru, belki dakika 18'de ama. Erdemir gider ayak oradan orman kamplarını dalıyor. Tayfun burada ejderi alacak. Tayfun oradaki seviye farkını kapattı bulduğu skorlarla beraber. Bir de şimdi ejderden gelecek bir tecrübe puanı az da olsa. Ve Alev Vadisi. Alev Vadisi. Fabulous da bakalım ikinci eşyayı hangi eşyadan yana tercih edecek? Bir infilak DNA ile Yakut Kristal var çantasında. Irelia da ihtişamlısını bitirmek üzere. Pırıltı ve şey tamam. Alaz Cevher, Ağırkan. Evet, Ağırkan. Direkt ilah sindirinin birleştirmesi kalmış. Tabii Negatron pelerini de araya sıkıştırmış. Evet. MNS orada. Ayrı kittirmede karşısına Akali'nin, Fabulous'un gelebileceği durumda kendi biraz daha güvene almak istiyor. Şimdi üst koridora yaklaşan bir PBD var. Ultiyi bıraktı MNS. Ama Köfte onu yakalayabilir. Ultiden güzel sıyrıldı. Arka taraftan Juvelius da geliyor. Sersemletmesinin E'sinin dönmesine 5 saniye var. Üzerine bir sıçra geldi. Musibet zinciri. Skor da vurdu. Juvelius'a bırakılıyor. Yalnız alt koridorda da kule altı Fabulous'u istiyor burada da. Galacticos. Oncan. Fabulous'u yakalayabilecek mi ultinin üçüncü yükü kaçtı. Cehennem bombası yeterli olmadı orada. Fab çok az canlı kaçıyor ve Dark Passage'e baron almak için büyük bir fırsat. Çok büyük fırsat hem de. Erremir en sonunda sıçrayarak o skoru aldı ama diğer tarafta çok yavaş barona yetişebilecek baron. Kimse var mı diye bakıyorum. Oncan'ın ışınları gelmek üzere ama yani kullansa bile burada zaten yine 4 pozisyonda yapabileceği pek bir şey yok. Çok yavaş da olsa baronu alıyor Dark Passage. Acaba İmdor Kulesi'ni de patlayıcı lokumla bitirebilir mi Galacticos? Yok. Hızlı geri dönüşler var çünkü barondan dolayı. Bakalım. Işınlan kullanılıyor karşılıklı olarak. Patlayıcı lokum bırakılacak şimdi. Bırakıldı ve kule de düştü. İnhibitor kulesini zorluyor ama bu biraz fazla riskli olabilir. Fazla riskli. Fabulous'un çünkü ışınlanı var 5 saniye sonra. İnhibitor düştü. Galacticos'un artık geri adım atması lazım. Fab'in gelmesine 2 saniye kaldı. DP rakibini kovalıyor burada. Işınlan kullanıldı orta koridora. Biraz uzak bir nokta Fabulous'un ışınlan kullandığı yer ama... Kovalamaca devam ederse yetişebilir çünkü. İrelia ile karşılık İrelia olduğunu yalnız MNS Erdemir bekliyor burada. Fabulous yakalandı. Şimdiden yarıcanını kaybetmiş durumda. MNS'i deneyecek. MNS'i iyi bir hasar bıraktı. Tutuşturdu var. MNS çok az canlı uzaklaşmaya çalışıyor. Ve Fabulous'u almayı başardı. Burada Oncan. Bu skor baron temposunu tamamen yok etti Tepen. Tamamen yok etti. Artı ava giden avlanların tam şeyi oldu. Fabulous ışından da avlamaya çalışıyordu ama nehirde onu bekleyen bayağı pusuya atmış birileri vardı. Eğer ki öyle bir pusu olmasa yetişecek de oraya Fab. Çünkü arkasında kulesi yoktu oradan evet. Uzaklaşırken Galacticos'un. Burada güzel oyun. MNS Erdemir ikilisinden kalan takım arkadaşları da iyi yetişti oraya. Ve Erdemir seviye 13'e ulaşmış durumda. Kendi orta koridorundan önde seviyede. O kadar skoru da alınca tabii. İsterağı da bitirdi. Tabii bu biraz MNS'le de alakalı. Arda çok skor verdiği için
Tecrübe puanından bayağı mahrum kaldı o da. Ya tüm teknik koridorlar şu anda 13. seviye MNES haricinde. MNES çok iyi gidiyordu ama çok üzerine konsantre oldular. Çok fazla kaynak ayırdı Dark Passage. Yalnız Dark Passage o kadar kaynak ayıp MNES'i almasına rağmen, MNES'i belki biraz başlattılar. Toplamda işte Baron penceresi açılmış olmadan 5000 altın önde Galacticos. Çok fazla kule aldı çünkü Galacticos. Çünkü yani MNES'e bu kadar kaynak ayırırsan, o kadar şampiyonu belli bir yere götürüp zaman kaybedersen diğer taraflardan başka şeyler elde ediyor Galacticos cephesi. 45 şimdi, saniye sonra ejder var. Burada da inhibitor kulesi yok, unutmayalım. Fabulous'u arka tarafta tutuyor Erremir. Yani Olaf'ın bu kadar güçlü olması çok değerli Galacticos için. Hele bu dakikalarda. Bir 5-6 dakika sonra böyle olacak. Yalnız MNES Fabulous'u sersemletti orada. Fab ulti kullanmak zorunda kalıyor. Kaçabileceği yere ultiyi göndermişti MNES. Oraya gitmedi Fab. Şimdi uzaklardan cehennem bombası ve skor. Orada Focus'un hanesine yazıldı. Ölüm süresi 35 saniye. Şimdi bu açık inhibitörü de savunması imkansıza yakın şeyin. Dark Passage'ın. Baron güçlendirmesiyle iki inhibitör kaybetmek de varmış abi hayatta. Alın yazısı mı demek lazım buna? Baron güçlendirmesiyle iki inhibitör verdik. Bunu da yazalım bir kenara. Ve altın farkı 5500. Hani şey falan olur, Baron güçlendirmesi alırsın sonra bir şekilde savaşta katliam verirsin falan, anlarım onu. Öyle bir şey de olmadı biliyorsun değil mi? Bir akıllı düştü o kadar. Bir iki inhibitör gitti. Bu arada Galacticos pek ilgilenmediği ejderhe de yapacak bir şey kalmayınca aldı ki alev ejderi fazla fazla işine yarayacak Galacticos. Ya bir de rakibinin 3. ejderi almasını da istemez tabii. Evet. Her ne olursa olsun. Maç boyunca verilen hasarlar. Tabii bunların bir kısmı dürtme hasarı. O yüzden şey ama Viego'nun hasarını, yani Viego'nun herhangi bir şeye pek dahil olmadığının bir göstergesi bu. Yani o dürtme hasarını abartmamak lazım. Bazen işte hani 10.000 hasar vermiş Akali dediğin zaman onu biraz daha iskontolu almak lazım. Ama Viego'nun hasarı da yok denecek kadar az, onu da söyleyelim. Fabulous yine çok riskli bir yerde ve Galacticos oyuncuları onu kapatmak için büyük bir fırsata sahip. Buzdan sütun da gelecek, geldi. Ama Galacticos hiç kovalamak niyetinde değil. Evet, onlar daha çok kuralına göre oyunu oynamak istiyor. İki tane inhibitörü açmış durumdalar. Evet. Hiç risk almadan üst koridordan kuşatma yapmak istiyorlar ki Ziggs de bu tarz durumlarda kuşatma için çok değerli bir şampiyon. Hem kuleyi ağzına indirdikten sonra düşürme konusunda hem de alan kontrolü konusunda. Ve bakalım burayı cepheden savunabilecek mi? Fabulous'un agresif oyun Erremir'in üzerine gitti. Çok iyi bir fikir mi emin değilim o. Burada biraz ürkütmek istedi rakibini ama pek ürkmüş gibi görünmüyor. Musubet zinciri arka tarafta MNES'i buluyor. Leon ultisi kimseyi sersemletmedi. Erremir sersemletildi orada. O da Ragnar'ını kullanmadı. Bir de Deşenok biraz dürttü rakiplerini Dark Passage ama alt koridordan süper minyonlar yaklaşıyor, evet, yalnız. Evet, artık birilerinin diğer tarafa gidip savunması gerekecek üstü. Ki böyle bir durumda sayı avantajı işleri değiştirebilir. Oncan şimdi arka taraftan geldi buraya. Oncan'la Typhoon arasında birebir var. Pividrincan'a bayağı baz almış durumda. Köfte ultiyi kullandı. Fabulous pozisyon arıyor ama Focus'u düşüremiyor orada Fabulous. Focus hala hayatta. Diğer tarafta Oncan rakiplerinin üzerine devam ediyor. Galacticos yarı final biletini istiyor. İkinci skor da Erramir'de. MNES de burayı bitirmeye geldi. Typhoon ayakta kalan son isim ama o da düşecek. Sadece Shavikaten ve son anda Focus'u kaybetti ardından. Savaşı, maçı ve bu seriyi kazandı Galacticos. 3-2 biten, birbirine çok yakın ilerleyen bir eşleşmeydi. Ama galip çıkan sadece bir takım, o takım da Galacticos.